Merhaba Bilyonere çift potaya hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikteyiz hep olduğu gibi ve NBA'de hızla devam ediyor maçlar. Özellikle Batı Konferansı'ndaki yarış ee, sürekli zaten ondan bahsediyoruz. Kızışmış durumda ve e, bugün de biraz daha o yarış odaklı konuşacağız. Perşembe günleri malum önümüzdeki maçlara yönelik konuşuyoruz ve maçlarımızda mümkün olduğunca o grup içerisindeki takımların maçlarından seçmeye çalışıyoruz. Ama istersen Kaan abi maçlara geçmeden önce bir genel görüntüye bakalım orada. Yani hangi takımlar biraz dezavantajlı duruma geçti, geriden gelip öne doğru fırlayanlar var. Memphis çok ciddi bir yara aldı. Yenilgilerin dışında Jarvin Jackson'ın sakatlığıyla o tabloyu ve e, bugün itibariyle tahminlerimiz nasıl onu bir konuşalım istersen. Ya aslında oraya geldiği zaman şimdi e, batıdan e, 13 takım davet edilmişti. Ve aslında e, sonuçta 8 takım gidiyor sadece. Hı -hı. Ve e, ilk 7 sıranın da ne olduğu belliydi. Açıkçası 8. sırayı belirlemek için yapılacak 6 takımlı bir yarış gibi gözüküyordu. Fakat e, Orlando'da maçlar başladığı zaman bu 6 takımdan 2 tanesinin San Antonio ve Phoenix'in ee, amiyane tabirle biraz turistik olarak geldiğini düşünüyorduk. Herkes öyle düşünüyordu. Hatta San Antonio'da Greg Popovich buna e, bunu, e, teyit eden bir açıklama da yaptı. Yani biz buraya LaMarcus Oluj'den yoksun gelmişlerdi zaten en skor oyuncuları. Biz burada kendimizi geliştirmeye daha çok adayacağız. Genç oyuncularımızı önermeye vesaire deyip hani biz burada hani 8. yıl yarışı için çok işin içinde olmayacağız. Bu arada takımlar birbirine yakındı. Zaten 8. sıranın 4 galibiyet yakınına gelsen bile play'in oynama ihtimal var. Tabii rakiplerini geçmen şartıyla. San Antonio'nun matematiksel olarak ciddi bir şansı olsa da teorik olarak veya oynadıkları oyun olarak pek yok gibi gözüküyordu. Yani bu yarışında açıkçası Memphis, Portland ve New Orleans arasında geçeceği düşünüyordu. Yani takımların form durumu, oyuncu kalitesi ve puan durumundaki yerine göre. Sacramento'da biraz soru işareti gibiydi. Derece olarak iyi olmalarına ve pandemi öncesi iyi bir ritim, iyi bir denge yakalamalarına, Buddy Hield'in ikinci beşe yerleşmesi onlara güzel bir denge vermişti. Sacramento bir ihtimal olabilir. Phoenix ile San Antonio bu yarışta olmaz. Portland, New Orleans, Memphis arasında geçer bu yarış. Bunlar da iki tanesi play-in oynar diye tahmin ediyordu. Fakat hiç öyle bir şey olmadı abi. Yani inanılmaz karıştı. San Antonio ilk iki maçını kazandı. Bambaşka bir San Antonio izliyoruz her şeyden önce. Greg Popovich'in bunca zamandır biraz inat ettiğimi dersin, biraz inandığımı dersin. Sistemden tamamen uzaklaştığını, biraz da mecburiyetten uzaklaştığını ve bunun çok iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Birincisi Lamarcus Aldridge'in yokluğu belki takımın ben hala en önemli hücum silahı olabilir Lamarcus Aldridge. Fakat Lamarcus Aldridge'in yokluğunda Jacob Pertl'la oynadığın zaman hı hı. çok daha gerçekçi, çok daha modern oyuna uygun bir savunma yapabiliyorsun. Çünkü Lamarcus Aldridge evet çok değerli bir oyuncu olsa da artık hiç ayaklarını hareket ettiremediği için onu az hareket edeceği bir savunma düzeninde kullanmaya çalışıyorlar ve bütün savunma yere düşüyordu. Zaten iki senedir falan ilginin en kötü, en disiplinli takımlarından biri olmasına en kötü savunmalarından biri. Ama Pertl'la daha modern, daha hareketli bir savunma yapabiliyorsun. İkincisi e, Greg Popovich'in bu sezon yani hikmetinden sual olunmaz Popovich hocamız yani tarihin en büyük koçlarından biri ama Brimford's Forbes ısrarı ve aslında biraz da Marco Bellinelli de ısrarı. Brimford's ilk beş başladı. Marco Bellinelli dakika vermesi büyük soru işaretiyordu. İkisi de savunmadı. Problemli oyuncular. Gene savunma şeyleri yaratıyor. Toplu oynayamayan oyuncular. İşin içine Warps da sakat, Belinelli de sakatlandı. onları Onların yerine işte Derek White, Dejon Murray yan yana oynayınca, Keldon Johnson e, gene San Antonio, mesela Popovic'i çok alkışladığımız o özelliklerden biri nedir? Oyuncuları hazır tutması. Keldon Johnson'ın hazır olarak orada devreye girmesi, Rudy Gay'i, e, olmadığı bölümlerde Rudy Gay'i beş numara gibi kullanmasıyla bir anda hani iki çağ birinden atlamış bir San Antonio görmeye başladık. Lonnie Walker'ın çok daha fazla dakika alması falan derken e, San Antonio savunmadaki hareketsizliği Atletizm eksikliği gibi şeyleri kendi içindeki oyuncularla ve oyuncuların çok iyi bir form tutmasıyla elbette kapattı. Çok daha modern bir oyunu. Evet yetenek tavanı çok yüksek değil elbette takımın. Ama çok daha modern, çok daha istekli, iştahlı bir basketbol oynayarak iki maçını kazandı ve bir anda yarışa girdi. Evet ee, tabii Memphis Jaren sakatlığıyla çok ağır yara aldı. Takımın ee, şu anda en önemli oyuncusu diyebiliriz. Jean birlikte belki ama daha da öne çıkan bir oyuncu, özellikle formuyla öyleydi. Ve çok formdaydı. Menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattı ki zaten onların fixtürü çok zor, iyi başlayamamışlardı ve öyle çok geniş bir kadro da değil. Yarı sahada da çok tıkanan bir takım yani oynadıkları bütün maçlarda bunu gördük. Yarı sahada takımın çözümleri epey sınırlıdı, şut problemi yaşıyorlar. Yani e, yavaş yavaş ben düşmeye de devam edeceklerini düşünüyorum zaten. O görüntü biraz netleşiyor. Ve fiksiyonuna bakınca da Orlando'yu galibiyetsiz kapatma ihtimalleri hiç de az değil. Ee, bunun dışında yani şimdi işte dediğim gibi maçlar üzerinden de biraz konuşacağız ama bir diğer çok böyle e, sarsak giren ve ihtimalini erken azaltmış, sıfırlamaya yaklaştırmış gözüken takım da Sacramento Kings. Hı hı çok kısa onlara da değinelim maçları öyle geçeriz. Çünkü Sacramento biliyorsun pandemi öncesinde bir ritim bulan takımlardandı. Belki pandemi olmasa o ritmi sürdüreceklerdi onu bilemeyiz ayrı bir konu. E, fakat Sacramento'nun sezon boyunca çeşitli noktalarda da gösterdiği bir takım kötü alışkanlıkları tamamen sahnede. Yani bir periyot ya da oyunun içindeki bir bölümü çok iyi oynayabiliyorlar ama devamı gelmiyor. İşler kötüye gittikçe de böyle katlanarak Artan bir karar kalitesi kalitesizliği devreye giriyor Sacramento'da. Ve şey, ya yani onlar işte pandemi öncesi şey dengesini güzel bulmuşlardı. Ee, Buddy çok fazla top kullanmaya odaklı hı hı. ve topu kendi attığı zaman daha verimli olan, topla bir şey yapmaya çalıştığı zaman verimi çok hızla düşen bir oyuncu. Çok iyi bir şütör olduğuna şüphe yok. Ee, şütörlerin ama zaman zaman kötü günleri olabilir ama o önemli. Fakat bunu ilk beşte yaptığı zaman bir, Darren Fox'un yüksek tempoda oyununu baltaladığı gibi diğer oyuncuların da özellikle son, e, sezonun e, son bölümünü yani Şubat-Mart dönemini e, çok iyi geçiren Harrison Barnes gibi oyuncuları da çok ciddi oyundan düşürmeye başlamıştı. Dikim e, aynı zamanda da son derece iyiden iyiye gaza gelip kendi Kobe gibi zannetmeye başladıktan sonra dengeler bozulmuştu. Fakat aynı zamanda en önemli skoruydu. Bu da aslında çok güzel bir formül buldular. Gene benzer profilde, benzer özelliklere sahip ama çok daha bir yapı içinde disiplinle oynayabilen Bogdan Bogdan ilk 5'e alıp Buddy Yılda ikinci 5'e aldı. Buddy Yılda'nın dakikalarını çok kısıtlamadılar. Yani 30 küsur dakikaları oynuyor ama Buddy Yılda girdikten sonra bütün topları at zaten hani yedeklerle oynuyorsun büyük oranda senden başka kim atacak dediler. Buddy Yılda rahatladı. İlk beşe de daha denge geldi. Derin Fox tam olarak direksiyona geçip istediğini yapmaya başladı. Bogdan, Bogdan şunu tamamlayan unsur oldu. Harrison Barnes bu sırada devrede kaldı. Richaun Holmes'un enerjisini vesaire kullanarak bir dengeye oturdular. İkinci bir karar daha vermişlerdi. Ne e, Richaun Holmes'un yediği olarak daha çok Nemanya Bielitsa'yı yani normalde bizim 3-4 Avrupa'da 3 yani genelde 4 ama bazen 3 bile gördüğümüz topla çok iyi karar verebilen bir uzun alınca evet savunmada bir takım eksikler yaratabilir bu. Ama yarı sağ basketbolunda çok tıkanan açık sahada iyi oynasa yarı sağ basketbolunda çok tıkanan takıma çok daha iyi bir akıl hem Bogdanovic hem Bielitsa olunca hem akıl hem bir trafik getirmişlerdi. Ve bir güzel bir denge oluşmuştu. Ama şimdi tabii o dengenin... E, Sadece pandeminin araya girmesi bile bu dengeyi, bu alışkanlıkları, bu ahengi biraz bozuyor. E onun dışında şey de pandemi sonrasında bireysel anlamda da çok iyi girdiğini söylemek zor bazı oyuncuların. Hı hı. E, ve aslında son bir taraftan da son derece kırılgan bir dengeydi bu e, ve o dengeyi maalesef kaybetmiş gibi gözüküyorlar. Şimdi e, Orlando da onlar da maç kazanamadı ve bazı maçlarda yani çok kazanmaları gereken hani ya kardeşim bir iki on tane doğru yapıyorsun dört tane saçma sapan şey yapıp kendi doğrularını batırıyorsun. Klasik Sacramento dediğimiz duruma döndüler maalesef. Ya şu Dallas maçı mesela. Dallas maçı masanın üzerine bıraktı. Kardeşim oradan alacaksan al yani çok da mecalim yok, niyetim de yok. Yani olursa olur da zorlamayacağız. Çok da mesela belli bölümlerini hakikaten iyi oynadılar ama işler dediğim gibi kötü gitmeye başladığında o kadar böyle raydan çıkıyor, o kadar saçmalamaya başlıyor ki Sacramento. Kendi e, ayaklarına kurşunu sıkıyorlar. Olacak iş değil ya. Uzatmaya giden bir maçın son 6 dakikasında 4 sayı attı Sacramento. Son 2,5 dakikada sayı atamadı. Ve yani sen de e, izlediğin için şey e, zaten sahada onu sezmişsindir. Mesela Luka Doncic inanılmaz bir istatistik hanesiyle çıktı maçtan. 34 sayı, 20 Abi izleyenler görmüştür. Luka Doncic hiç öyle bir gününde değildi e, abi. Değil Yorgundu bayağı. Evet, Yorgundu abi. bayağı ve herife öyle bir triple double yaptırdı ki Sacramento. Yazık ne diyeyim. Peki Phoenix devam edelim. Phoenix en iyilerden biri. Yani bu yeterli olacak mı? ayrı bir konu. Çünkü arkadan geliyorlar. E, kısmen zor bir fikstürleri olduğu söylenebilir. Birçok takımla hep söylüyoruz yarışmak ayrı bir konu. Tek takımla yarışmıyorlar. Tabii. Ama 3'te 3 üç yaptı ve yani özellikle Clippers galibiyeti çok etkileyici oldu. Tabii biraz yendikleri takım profili itibarıyla. E, ve Phoenix de mesela burada aslında eksiklerle yer alan takımlardan biri. Ve çok önemli. Yani şöyle Aaron Baines onlar için yani oyun profilini değiştirmek açısından ne kadar önemli bir uzun olduğunu sezon başında uh -huh. görmüştük zaten yani hem o iyi, da başlangıçta. Da. İyi. iyi başlangıçta iyi başlangıçta ermez yok dönmek üzere gerçi son an. fakat esas bu takımda bütün parçaları bir arada tutan unsur gibi gözüküyor çok iyi bir Kelly kelibuğra de yok evet ve şimdi normal şartlarda bu iki oyuncunun olmadığı senaryolarda Phoenix'in ya zaten yani etile budu ne dediğiniz takımlardan. Evet iyi hazırlandıklarını biliyorduk. Sezona da iyi başlamıştı, hatırlarsın. Monty Williams takımı psikolojik olarak iyi hazırlıyor. O takım sezonun büyük bölümünde yani iyi başlayıp sonra çok büyük bocalasa da belli potansiyelleri var. İşte Aiton Booker gibi genç oyuncularından, işte Giles önemli bir e, şey, pardon Bridges Aiton. Şey, Bridges. Bridges önemli bir yükseliş gösteriyor. Çok iyi rolünü buldu falan. Olumlu bir şeyler bulmak mümkün ama bunları bir araya getirecek e, şeyler sınırlı. Ricky Rubio'nun bir sürü artısı olduğu gibi bir sürü eksisi var vesaire. E, fakat dinamit gibi girdiler gerçekten yani ilk iki maçı büyük oranda şut şansıyla kazandılar yani şöyle söyleyeyim birçok şeyi doğru yaptılar ama iyi şut atıp rakiplerin kötü şut attığı günler denk geldiği için biraz kazandılar yani ibreyi son belirleyen oldu ama önemli değil o takımlarla kafa kafaya sonuna kadar oynayıp o şansı yakalamaları yeterliydi zaten benzer Ama Clippers gibi ve Clippers'ın kazanmaya çalıştığı evet eksikleri var Clippers'ın vesaire. Clippers zaten en hazırlıksız gelen takım buraya. Hiç idman yapamadan geldiler neredeyse. Fakat onu da kazanmayı başarırlar Ve bir anda 3 galibiyetle henüz bir şey elde etmiş değiller. Ama buraya geldikleri e, rakamsal handikapın puan cetvedindeki handikapı tamamen kapattılar. Artık yarışın içindeler. Öne geçmediler 3 galibiyetle ama arayı kapattılar. Geride kaldıkları bölümü kapattılar. Ve kalan 5 maçta gerçekten bu yarışın içinde olacaklar. Indiana ile oynayacaklar. Şimdi takımın Phoenix'in derinliği çok büyük problem. Özellikle bu bahsettiğimiz eksiklerle birlikte. Bench yani ilk beşin düzeyini ki çok iyi bir ilk beş yakaladılar. Epey altında. Şöyle de bu arada çok formda onu da söyleyelim. Evet ama işte yani mesela Rubio şey Rubio Booker yanlarında Cameron Johnson Bridges ya da Sharic oynadığında bir de Aiton'la gerçekten iyi 5 oluşturabiliyorlar. Ama kenardan en fazla 6 belki 7 geliyor. Arkası gelmiyor. Indiana, Indiana'da eksikleri olmasına rağmen o derinliği daha fazla sağlayan takımlardan biri. Bir de Indiana'da çok, çok beklenmedik biçimde TJ Warren'ın inanılmaz formuyla şu anda müthiş hücum ediyor. Ha şöyle bir şey var. E, TJ Warren da bu arada eski takımla karşı eski oynayacak takımına. ve bedava verildiği eski Biraz da. yani ayrı bir yere yazmış olabilirsiniz. Evet. filiz. Siz benden öyle vazgeçtiniz de biz de burada el aleme 53 atıyoruz boş <laughs> değiliz diye. TJ Warren'ın e, TJ Warren'ın bu seviyede gitmesi tabii ki kolay değil. Yani her yeni maç böyle oynadığı biraz şaşırtıcı hale geliyor. Fakat oyuncunun gelişim gösterdiği kesin. Ama Warren önderliğinde şu anda Warren'ın önderliğinde Indiana çok iyi hücum ediyor. Çok iyi hücum ediyor. Üstüne üstlük Warren o kadar dikkat çekti. Warren bu arada 53 attıp dikkat çektikten sonra iki maçta 34 ve 30 atıyor. Hı hı. Toplam 119 sayı attı 3 maçta. 119 sayıyı %77 true shooting ile attı. Yani inanılmaz bir şut yüzdesiyle atıyor. Toplam şut yüzdesi %60'larda true shooting dediğimiz yani 3 e, sayının çok daha değerli olduğunu e, gerçek şut yüzdesi gerçek atış yüzdesi daha doğrusu e, sayı yüzdesi %70'lerde bu yani Tarihte görülmemiş bir periyot. 3 yani maçta bir sonuç itibariyle. Bunu böyle sürdürmesi imkansız. Yalnız bu TJ Warren'ın yanında o gölgelediği için işini çok iyi yapan bazı oyuncular biraz dikkat çekmiyor. Mesela Arnold Day çok iyi oynuyor bu sırada Hı -hı. ki Arnold Day'in iyi oynaması çok önemli çünkü Malcolm Brogdon sakat başladı ilk maç yoktu. Oynuyor ama %100 değil. E Victor Oladipo oyun Oynayacak mı oynamayacak mı tartışmaları vardı. Oynamaya karar verdi ama onun da fiziksel olarak zaten bütün sezon hani sezonun yarısında geldi hiç iyi gözükmedi. Hala fizik olarak problemleri olduğunu görüyoruz. O yüzden hücumu T.J. Warren'ın taşıması gerekiyor. T.J. Warren oradan hani T.J. biraz normal oynarsa Indiana'da herkes rolünü çok iyi oynadığı halde senin söylediğin gibi daha geniş bir kadro kullandıkları halde hücumu taşıyacak unsur kalmadı. Hücum çünkü taşınmak zorunda ve taşıyacak unsur kalmadı. Domantas Sabonis'te Orlando'ya gelmiş olmasına rağmen e, ayağındaki topuk dikeni nedeniyle takımdan ayrıldı. Zaten şu anda Los Angeles'ta çok büyük ihtimalle sezonu kapattı. E o da gidince onlar özellikle uzun rotasyonda çok büyük problem yaşamaya başladılar. Çünkü Miles Turner'ın arkasına hı hı. artık Jakar Samson'la oynamak zorunda evet. ki. Normal şartlar Giko Bita 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 de sakat. Hı hı. Normalde üçüncü piyot da sakat. E şimdi dördü zaten Warren oynuyor. Yani evet. kısa beşle oynamak durumundalar. Miles Turner yani normalde Jakar Samson'a süre vermek istemiyor onlar. Yani hı hı. Jakar Samson çok yetersiz bir oyuncu bu seviye için. Buna rağmen... E, takım halinde bir arada oynadıkları, çok akıcı oynadıkları, görevleri çok iyi bildikleri için tıkır tıkır oynuyorlar. Ama Warren biraz normalleşse hücumda çok tıkanacak onlar. Öyle yani ee, ve Phoenix'in onunla eşleştirebileceği oyuncular var. Ee, bakalım ne olacak. Yalnız Phoenix bu bizdeki Warren değil. Dikkat edin dışarıdan da şut atıyor. bu <laughs> yarılarıyla başlayabilir. Phoenix'te çünkü biliyorsun yani. Böyle sürekli orta mesafe atıyor. Dış şutunu biraz son sezonda atmaya başlamıştı ama yeter tamam bununla olmayacak diye işte vazgeçtiler. Ve savunmada o zamanki Phoenix'e çok ayak uydurup ayakta uyuyordu. Aynen öyle. Şimdi görevini yapıyor. Indiana'da herkes gibi o da görevini çok bilerek oynuyor. Üst düzey savunmacı olduğunu iddia etmeyeceğim ama görevini asla şey yapmıyor. Göz ardı etmiyor yani. Ee, peki Portland Clippers konuşalım biraz Portland yine bu yarışın içindeki takımlardan biri onlara kısa kısa hep değindik ee, biraz daha belki uzun konuşmak gerekiyor en iyi başlayan takımlardan yani iki galibiyet aldılar kaldı ki önemli maçlar biri Memphis biri Houston galibiyetleri Boston'u da 24'ten gelip yeniyorlardı daha evet. az daha çok basit hatalarla yenildiler. ve yani e, önceki konuştuklarımızı biraz daha belki açarak konuşacağız Portland bu bubble'a en önemli transferle giren takım Tabii. çünkü yani, tamamen denklem değiştiren iki Başka, tane transferleri. Başkan iki yıldız sözünü tuttu mu abi? Tuttu. Herkes evet. e, pandemi, ekonomik kriz vesaire derken, e, harcama kısıtlamaya giderken evet. bak Portland tak diye parayı koydu. <laughs> Yusuf Nurkic'i getirdi. Jack Collins'i getirdi. Gary Trent'i getirdi hatta. Yani çünkü bıraktığımız Gary Trent'le bu aynı değil. Acayip şut atıyor. E, ve bir anda takımın çok ciddi problemleri ortadan kalktı. Şimdi Portland Hala kusursuz bir takım değil, hala savunmada çok problemli bir takım birçok açıdan en azından. Ama eskiye göre çok daha dengeli ve bu takımın ciddi anlamda şansı var. Ya işte ya Yusuf Nurkiç ve Zach Collins tabi çok uzun sakatlıklardan geliyor. Ee, Nurkiç bir senenin üzerinde Zach Collins sezonun ikinci maçında sakatlandıktan sonra oynayamamıştı. Hı. Ve onların nasıl döneceği konusunda evet iki transfer diye hani bir esprisini falan yapıyoruz. Herkes çok ciddi katkı vereceklerini biliyordu ama ne durumda dönecekleri her zaman soru işareti. Zach sağlıklı ama doğal olarak genç bir oyuncu olarak, oyun profili olarak dağınık olarak döndü. Ama çok önemli onun katkısı. Esas Yusuf Nurkiç bence en iyimser beklentilerim bile çok daha üzerinde döndü. Yani o kiloda, o boyda bir oyuncunun bacak kırığı gibi çok ağır bir sakatlıktan döndükten sonra en az 3-4 ay kendini bulması sürüyor. Genelde trend hmm. budur. Abi ilk çıktığı anda baba zaten 6 aydır oynuyormuş gibi gözüküyor. Hmm çok formda, çok iyi hissediyor. Yani gerçekten 6 aydır oynuyormuş gibi. O yüzden buradaki en önemli sıkıntılarını giderler. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Bir kere Hasan Whiteside'ın yapamadığı birçok şeyi yapıyor. Her şeyden önce her pozisyon içinde Hasan Whiteside gibi iki pozisyon oynayıp 3 pozisyon uyumuyor. Daha da önemlisi bu takım ne olursa olsun McCollum Lillard takımı. McCollum Lillard'ın tek başlarına rakibi yenmesi zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Çünkü onlara bireysel olarak katkı vermesinin dışında bir pas istasyonu olarak, hücumun bir parçası olarak onların topsuz da oynayabilmesine, topsuz da pozisyon alabilmesine kendi üretimlerini artırabilecek opsiyonların yaratılmasını sağladı. Bu başlı başına harika. Takım burada bir tane bir handikap yaşamıştı konuşmuştuk Trevor Arizan'ın yoktu. Orayı da geri Trent mükemmel kapattı. Carmelo Antin'i de keza çok ciddi kilo vererek pozisyon düşerek Zach Collins'in gelmesinden sonra orayı muazzam kapattı. 3 maçtır Carmelo Antin'i de, Sıska Carmelo, yeni Carmelo da belli hataları olsa da gerçekten katkı vererek oynadı. yani Trent-Carmelo ikilisi o 3 numarada Arizan'ın bıraktığı boşluğu da mükemmel doğurdu. Bu çok daha dengeli, çok daha potansiyelli ve çok daha tehlikeli bir takım. Fakat diğer taraftan da bu süreçte 3 maçta şöyle ikisini kazandılar, birini çok farklı geriden gelip e, kapatlar, son saflarla kaybettiler. Ama Portland'ın teorik olarak dengeli takımının sahaya çok yansımadığını da gördük. Çok inişli çıkışlı oyun oynuyorlar maç içinde. Hı hı. Bu ama takımın daha önce bu sorun takımın eksikleri, bireys yani yetenek eksikleri veya takım içi rol eksikleriyle kaynaklıydı. Şimdi roller dolduruluyor. Fakat o rolleri dolduran oyunculardan başta Damien de olmak üzere en büyük yıldız, istediklerini sürekli alamıyorsun. Yani Damien Lillard mesela çok ilginç bir şekilde üç maçında ilk yarılarını felaket oynadı. Evet. Facia oynadı. İkinci yarılarda da Damien Lillard gibi oynadı. Yani Boston maçının ikinci yarısında inanılmazdı, Memphis maçının ikinci yarısında inanılmazdı. Bu maçın da son bölümünde müthiş oynadı, Houston maçın. Üstünüm maçın. Ama abi e, o yüzden iki yerler düşmüş mesela 24'ten getir diyorsun niye 24 sayı geriye düştün bu yüzden. CJ McCollum keza biraz inişli çıkışlı oynuyor. Nurk içeri daha dengeli ama Zach Collins'dan zaten öyle bir denge beklemiyorsun. Karmelantini e, keza öyle. E, ama derdin böyle olsun. Yani bireysel olarak çünkü Damian Lillard'dan CJ McCollum'dan veya bu oyuncuların daha dengeli, biraz daha ritim kazandıran daha iyi oynayacağını biliyorsun. Çünkü diğer türlüsü yani personel eksikliği veya teknik eksiklikleri ancak yamayabilirsin. Kapatamıyorsun. Şu anda öyle eksikleri yok. Bireysel olarak oyuncuların bireysel iniş çıkışları var. Abi bireysel iniş çıkış takım e, eksikliğinden çok daha y bir eksikliktir. Şimdi Clippers maçını konuşuyorduk. Orada mesela Clippers maçında bu personel eksikliği biraz daha net ortaya çıkacak Portland'ın. Bir de şöyle bir durum var Portland'la ilgili. E, fikstürleri pek kolaylaşmıyor onların. Doğru. Mesela birazdan konuşacağımız New Orleans'ın önünde çok elverişli bir fikstür uzanıyor. Portland biraz daha hatta çok daha fazla engebeli yolu aşmak hmm. zorunda. Clippers da en büyük engellerden biri. Tabii ki Clippers'ın ikinci e, sırada rahat olması işte playoff'a kadar bu dönem biraz hazırlık olarak görmesi itibarıyla maçlara hangi ölçüde konsantre olduğunu bil, e, tam olarak kestiremiyoruz. Ama çok da böyle sermiş değiller. Özellikle işte Lou Williams'ın geç gelmesi, bütün o e, sakatlıklar ve takımın yeni yeni toparlanması nedeniyle Dak Rivers'ta ee, takımı hadi bir beyler diye bir araya getirmeye konuşuyor. Hep konuştuk. Ve sahaya baktığımızda Clippers'ın en önemli iki silahı Portland'ın çok savunma olarak karşılık veremediği silahlar. O işte Portland açısından kağıt üzerindeki en büyük problem. Yani Kawhi Leonard'la ve Paul George'la gerçek anlamda eşleşebilecek oyuncusu yok Portland'ın. Gary Trent'in çıkışına rağmen. Aynen öyle ve o yüzden Portland için en kötü eşleşmelerden biri. Şimdi Clippers aslında ee, tabii ki bir sürü sakatlık yaşayan işte Indiana'dan bahsettik. Başka takımlar da sakatlık nedeniyle veya Covid nedeniyle çok büyük problem yaşadılar. Ee, Clippers öyle bir sorun yaşamasa da aslında en problemli gelen bir takım buraya. Hı hı. Gerçekten doğru düzgün idman yapmadan geldiler. Ve açıkçası bu 8 maçı da biraz antrenman ve playoff'a hazırlık gibi görüyorlar. Bu yüzden de Portland biraz şanssız. Çünkü Clippers ikinci sırada rahat olup biraz vites düşürüp hani playoff'a daha diri girelim diye bakabilirdi. Ama tam tersine Clippers tam gaza basmaya, 7. vitese geçmeye çalışıyor. Çünkü daha geçemediler bir süredir. Yani işte Patrick Beverly, Ivica Zubac ve şey... Landry Şemet Covid yüzünden şey, şey, oldular. Uzun süre takıma katılamadılar. Montrezeller'e Lou Williams geldi. Çıkmak zorunda kaldı. Lou Williams geri döndü. 10 gün karantinada kaldı. Dün 10 gün... Yani odasından 10 gün çıkamadı. Dün çıktı. E, Montrezeller daha dönmedi takımla geriye. E şeyi söylemiştik zaten Los Angeles'taki kampın ilk bölümünü yapamadılar. daha ikinci günde kampı kapatmak zorunda kaldılar Covid yüzünden. Markus Morris çok geç katıldı vesaire vesaire. Ama e, bu yüzden de ritimsizler çok iniş çıkışlar. Mesela New Orleans maçında inanılmaz şut attı, inanılmaz iyi oynadı. Diğer iki maçta çok bölük pörçüklerdi, çok kötü şut attılar. Hangi oyuncular rotasyonda ne kadar dakika atacak? onlar da geniş bir kadro olmanın şimdilik handikapını yaşıyorlar. Kime ne kadar dakika verecekleri konusunda çok formuz olsa da Markus Morris'e Ritim vermeye çalışıyorlar falan. Ama e, Portland karşısında eşleşme avantajlarından dolayı ve maçı Rolandia'ya almayacaklarından dolayı her ne kadar Portland'ın galibiyete çok daha ihtiyacı olsa da e, Clippers onların çok kolay diş geçirebileceği bir takım değil. Yani Lillard'ın inişli çıkışlı oynamaması lazım. Hani baştan aşağı en üst düzey performans gösterir ve çok iyi şut atarsa Portland kazanabilir ama şu normal şartlarda kendi sorunları da olsa Clippers çok daha iyi gözüküyor. Evet. Bir de New Orleans San Antonio maçı konuşacağız yine bu yarıştaki takımlardan biri. Şimdi bu maç pazar günü yani malum her gün maç var oraya kadar tablo hangi şekle bürünecek onu tam olarak tabii ki bilmiyoruz ama çok belirleyici bir maç olabilir San Antonio'nun da senin az önce detaylandırdığın formunu düşünürsek New Orleans'ta kritik bir viraj döndü Memphis karşısında çünkü kötü başlamışlardı ve o maça mutlaka kazanılması gereken maç olarak bakıyorlardı. Kritik bir virajı döndüler maçı kazanarak. Fixtürleri kolaylaşıyor. San Antonio'ya karşı da şu anda kağıt üzerinde oyun olarak değil kadro olarak ağır bastıklarını düşünebiliriz. Bir de sevindirici şöyle bir şey var New Orleans'ta. Tabi bu maçtan maça gelişen bir durum. Zion Williamson malum 15 dakika sınırlamayla başlamıştı sonra 20'ye çıkarıldı. Artık son maçta 28'lere kadar çıkardıklarını gördük. Ve maçın sonunda da ciddi faktör oldu Zion Williamson. Yani New Orleans... Ee, ...biraz daha kuvvetli hale gelmiş durumda. Ve 15 dakika oynadığı maçta bile... ...çok e, nefes nefese kalırken... ...çok formda gözükmezken... E, ...dün mesela 28 dakika oynarken... E, ...bir gün önce 28 dakika oynarken... ...daha iyi gözüktü. Daha hani kendine gelmiş gibi gözüktü. E, ve o maçın şöyle bir anlamı var yalnız... ...belki bir final maçı değil... ...ama kaybeden takımın... ...çünkü 6 takım birbiriyle yarış yarışıyor... ...hadi Sacramento'yu saymayalım... ...5 takım yarıştığı için mesela... ...sadece ikisi plana gideceği için... O belirleyici maç oluyor. Yani yenilen elenmiş olabilir. Yenilenin eleneceği bir duruma gelebilirler. O yüzden bir kere çok ıı, odaklı ve çok ıı, iki takımında bu, bunun bilincinde olarak oynayacağını tahmin edebiliriz. Tabii ki New Orleans'ı kestirmek çok kolay olmuyor. Çünkü ıı, istedikleri tempoyu bir kere geldiklerinden beri bulamıyorlar. Onlar tempolu oyunu çok seviyorlar. Ama kadro olarak çok daha üstün oldukları bölüm bölüm inanılmaz ivmeler yakaladıkları kesin. Derek Favors istenen çizgide değil o yüzden boyalı alan savunmasında ve genel savunma kurgusunda biraz sorun yaşıyorlardı. Ama San Antonio orayı çok tehdit eden türde bir rakip de değil. Bütün bunlara baktığımız zaman her ne kadar New Orleans kapasitesinin şu ana kadar çok altında gözüküyor olsa da biraz hayal, ciddi anlamda hayal kırıklığı yaratsa da bazı açılardan o maçı bence favori olarak çıkıyor. Bu kadar hedef bir maça çıkarken bu kadar kadro üstünlüğüyle artı zaaf yaşadıkları alanlara San Antonio'nun çok vurmaması sebebiyle e, çok davantajlar. E, San Antonio'nun en büyük avantajı Dejon Omer'i ve e, işte Derek White ve Lonnie Walker beraber oynadıkları zaman çok güçlü bir ve atlet bir savunma hattı oluşturuyorlar. Ama o noktadan çok hücum etmiyor şey New Orleans. Yani garddan çok, Lonzo Ball e, artık basketboldaki hemen hemen bütün takımlar gardın direkt saldırısı üzerine e, oynuyorlar. Lonzo Ball çok o tip bir gard değil ve daha çok saldırı noktasını Brandon Ingram'dan veya Zion Williamson üzerinden kurguluyorlar. Bu da San Antonio'nun daha güçlü olan değil, görece daha az verimli olduğu alanlara saldırmalar anlamına geliyor. Yani eşleşme açısından da New Orleans'in lehine birçok unsur var. Ama dediğimiz gibi New Orleans, yani San Antonio'ya çok kimlik değiştirmesine rağmen insan daha çok güveniyor yanlış yapmayacağı konusunda New Orleans'e çok güvenemiyorsun. Ve şöyle bir şey de var abi. Şimdi San Antonio'nun şu ana kadar biraz rakiplerini gaf, zaman zaman gafil avladığını gördüğümüz temposu New Orleans için gayet elverişli bir ki. tempo. Ee, Brandon Ingram eşleşmelerinin bir çoğuna karşı çok uzun kalacak. Ama en önemlisi dakika limiti giderek yukarıya doğru gelen esniyen Zion Williamson'a San Antonio'nun birebir cevabı yok. Hiçbir şey. Sadece potunla tutmaya çalışabilirler. O da bin, bin bir türlü başka. O zaman pot altı ayrı açılacak Aynen. çünkü Zion'u zaten hiç beş oynat, yani dörtten oynatıyor. Ha tamam Derek Favors çok önemli bir tehdit olmayabilir de rebound alır en azından. Aynen öyle. Çok pot altında açık kalırsın. Ee, ya dediğimiz gibi tabii ki kağıt üzerinde bitmiyor olaylar. San Antonio bugüne kadar çıktığı maçların hiçbirine belki favori olarak çıkmadı. Neredeyse şey e, Philadelphia'yı bile mağlup ediyorlardı. Ama abi e, yani New Orleans eğer tekrar bir dağılma yaşamazsa onun da yanına bir <laughs> soru işareti koymak gerekiyor. Şu anda kağıt üzerinde baskın ve gerçekten bu fikstürü değerlendirebilecekler mi çok merak ediyorum. Çünkü yol açıldı önlerinde. Ve tekrar ediyorum o maçı kaybeden takım çok büyük ihtimalle şansını yitirecek gibi gözüküyor. Evet. Bakalım ilerleyen günler neler getirecek. Ee, her yeni gün biraz daha tabloyu karıştırıyor. Ee, pazartesi günü nasıl bir tabloyu yorumlayacağız biz de merak ediyoruz. O, Tekrar O New Orleans San Antonio maçının sonucunu bilerek karşınıza çıkacağız bir dahaki sefere. Tekrar görüşmek üzere diyelim pazartesi çift potada. Hoşçakalın. Hoşçakalın.